Selamlar değerli dostlarım. Bugünkü videomuzda bir tarafta 2,5 milyon ustalık puanlı Jinx ve yanında 1,2 milyon da en son yanlış hatırlamıyorsam ustalık puanlı Soraka var. Jinx'in nicki Jinx, Soraka'nın nicki de Yürüyen Base. Nickleri zaten o karakterleri ne kadar oynadıklarına dair bilgi vermektedir arkadaşlar. Bakalım 5 tane bronz gümüş karışımı arkadaşlara karşı nasıl mücadele edecekler? Ben de merak ediyorum açıkçası. 1-2 tane yapmıştık böyle 2v5. Güzel oyunlar olmuştu. Mid'de Soraka var. Yürüyen base'imiz gördünüz. Yasuo'ya karşı koridorda tutunmaya çalışacak en azından. En azından late safhaya kadar. Karşı tarafta da Jhin artı Warwick support var. Valla Warwick support bu oyun için aldı diye düşünüyorum. Normalde alacağını zannetmiyorum. Yalnız burada kilitliyorlar Jinx'i biraz ama güzel güzel kayıtlıyor. Ama burada korkuttu. Ölebilir neredeyse ölmedi. Güzel. Jinx bu ataktan kurtuldu ama heal'ını sıçrasını hepsini kullandı. Yani ileriye çıkması onun için çok avantaj teşkil etmeyecektir. Yalnız yürüyen Baze, aynen Jinx'in yanına Baze geldi ve canını doldurdu. Yani Baze'i Jinx'in yanına getirdik. Aynen böyle kule altında sakin sakin minyon kesmesinde fayda var. Ama Jinx duramıyor. Sürekli adamların üstüne gidiyor. Güzel de hasar vuruyor. Ama işte V2 sıkıntısı var. Öldü burada. Tam ölecek mi diyecektim. Maalesef burada Jinx'i kaybettik. İlk kili kime verdik? Roketle Warwick'e bir yürü git buradan dedi. Yaklaştıkça kafasına vuruyor. Aslında bot değil de soloda Talon'a karşı oynasaydı daha rahat edebilirdi herhalde. Çünkü botta 1v2 yerine soloda 1v1 yapsa onun için daha iyi olabilirdi. Burada biraz zorlanıyor açıkçası. Solodan da sol taptan da Talon yürüdü. Neredeyse inhibitöre dayanacak. Hiç oradan ayrılmadı zaten. Güzel, burada bayağı birbirlerine vuruyorlar. Jhin biraz daha önde gibi. Ama kaçmayı tercih etti. Ulti attı. Canı çok az. Sıçrayı da kullandı. Jhin sıçrayı kullanıp ortamdan uzaklaştı. Jhin aslında birazcık kiteleyip devam etse olabilirdi Jinx'i. Burada yalnız Soraka'yı henüz görmedi Jhin. Jhin atar yapıyor ama bir tekrar geri dönüş yapmıyor. Kaçmayı tercih ediyor. Maalesef burada Jhin'i kaybettik. Talon ultiyi açtı. Ama atlayamadan görünür oldu. Bu arada midden Yasuo ile Warwick gidiyordu. Galiba bota geliyorlar şu anda. Aynen pinkleri attılar. Deli mıstık ultiyi boşa harcadı valla. Yalnız Warwick geliyor. Soraka'ya doğru tercih. Soraka'ya odaklanmasında fayda var açıkçası. Çok az canı vardı. Kurtuldu. Jinx bu arada Warwick'i aradan çıkarttı. Talon'u güzel kayıtlıyor. Talon da öldü. Çılgın. 800 kayası o geldi ama base'e doğru. Jinx toparlıyor gibi hafiften. Çünkü böyle kill almazsa hiçbir şey yapamaz oyunda. Jhin de geldi ortama. Hecarim arkadan Sinsi de bekliyor ama onu görüyorlar. Hecarim geldi. Ulti attı. Yasuo da ultiyi attı. Soraka çok iyi healliyor. Jhin de ultiden arkadan Soraka'ya vuruyor. Neredeyse ölecek Jinx. Yasuo'yu öldürdü. Hecarim'den ulti Soraka'yı kaybettik. Soraka'yı kaybettiysen yürüyen base yoksa. O Jinx güzel. En azından Hecarim'i alıp da öldü. Burada güzel bir fight verdiler. Güzel kill aldılar. 5'e 2 Jinx gayet iyi. Yalnız burada bir sinsilik var. O Jhin kaçamaz buradan artık. Soraka'nın bu yavaşlatmalarıyla
Yasuo'dan ama kaçarttık ama kaçamazdı zaten. Maalesef yapacak hiçbir şey yoktu. Solo'dan Talon hala yürüyor yalnız bu arada. Kuleyi de aldı. Talon solo'dan neredeyse hiç çıkmadı. Vadinin alameti de karşıya gitti. Solo'dan hiç çıkmadı Talon neredeyse. Gayet adam hakkıyla yardı inhibitöre kadar orayı. Bir kere geldi bota, orada da zaten öldü. Mid'den de Yasuo gidiyor. Valla Jinx de Soraka yetişmeye çalışıyor her lane'e ama çok kolay değil. Yani solo'ya gittiler, ittirdiler. Şimdi mid'den Yasuo ittiriyor. Bot'tan Jhin gelir birazdan. İttiriyor çünkü bot lane'i. Yalnız Hecarim de geliyor yukarıdan. Bitkinliği kullandı Soraka. Kurtarabilecek mi ADC'sini? Hecarim öldü. Yasuo da öldü. Ultiyi kullandı. Ve ikisi de öldü. Hem Soraka hem Yasuo öldü. Burada bu olay Jinx'e yaradı tabii ama Talon'la Warwick Ojin'i yakalarsa yok eder. Ultiyi kullandı. Talon da ultiyi kullandı. Güzel stunladı. Oo, Talon'u çok iyi çıkarttı ya. Ben beklemiyordum açıkçası bunu. Buradan da kaçarsa artık yok zor. Kuleden de bir hasar almasaydı iyiydi. Burada birini aradan çıkarsaydı çok şekilde olurdu ya. Lan adamın kırmızısını almayın bari. Şu an her lane'den geliyorlar arkadaş. Solo'dan Warwick ittirmiş. Yani çocuklar nereye koşturacağını şaşırdı. Burada 3 kişi bu kuleyi alır. Bu seferlik kurtardılar bu kuleyi. Jhin ne yapıyorsun? Soraka'ya da bir kill lazımdı artık. Talon yine split konusunda uzmanlığını konuşturuyor. Bot'tan da bir kule aldı. Solo'yu zaten inhibitor kulelerine kadar yarmıştı. Bot'u da yardı. Çocuk yapması gerekeni yapıyor. Gayet ayrı lane'den oyunu ittiriyor. İnhibitöre kadar. Warwick'ten ulti ama o yürüyen Baze'in yanındaki Jinx'i öldürmek kolay değil burada. O bayağı bayağı atladılar Jinx'in üstüne ama bir ultisi olsa aslında şuradan birini çıkartsa hepsini alır. Kaçtılar. Burada bir ara yakalayıp ikisi Jinx'le Soraka üçünü çıkartıp oradan yardırması lazım. Jhin yine kötü yakalandı. Ama Jhin'in üstüne gitmediler. Burada mesela üstüne gidip alsa Jhin ölse en azından çok işlerine yarardı. En azından bir taraftan ittirilmeyi önlerlerdi. Her şey bir katliama bakar. Karşı taraftan 5'ini katlettiğin anda ortadan yardırırsın. Genelde böyle oluyor zaten. Her kuleler, inhibitörler açılıyor. Ama iki kişi olan taraf bir kesiyor, hepsini yürüyor. Şuradan bir bakalım. Her lane'den birileri ittiriyor. Yukarıdan Talon, bot'tan Jhin, mid'den Warwick. Valla her taraftan baskı altındalar. Yetişebildikleri yere kadar artık. Bot kule, mid kule gitti. Eğer inhibitörleri kaybederlerse sıkıntı büyük. Ulti yedi Jinx. Soraka çok iyi healliyor.
Ama Soroka'ya kimse saldırmıyor. Burada Soroka'ya saldırsalar aslında çok rahat olacaklar. Yasuo'yu yakaladılar. Talon orada niye girmiyor onu anlamadım. Neyse kaçtılar en azından. Baron pingliyorlar bu arada. Baron alırlarsa çok tehlikeli. İyi, ilk kulelerini aldılar. Yalnız Warwick çok cesur davrandı burada. Güzel. Jinx'e çok güzel can veriyor yalnız. Bayağı can veriyor. Warwick öldü. O Talon da indirdi. Güzel. Jhin de aradan çıktı. Bu ikisini de öldürürlerse açarlar. Ya be, Soraka'nın canlar yeterli olmadı artık. Maalesef Soraka da gitti. Baron'u da aldılar. Şimdi daha güçlü olacaklar. Daha sert vuracaklar karşı tarafa. Hele bir de inhibitörleri açarlarsa tehlike büyük. Bir kule daha aldı mavi taraf. Yasuo bu arada mid'den yürüyor. Base'e dönmeleri şart. Yasuo neredeyse oyunu bitirdi burada. Yani iki kişi olarak yetişmek çok zor 5 kişiye karşı. Ya bayağı bir orada bir burada olmanız lazım. Bir de karşı tarafta çok tehlikeli karakterler var. Talon, Warwick, Hecarim. Resmen ana vatan koruyorlar ya. Jinx ile yürüyen base. Nereden koruyacağını şaşırdı çocuklar. Jhin'in yalnız ultiler fena. Burada bayağı zorlandılar. Artık Nexus kulesi de gitti. Büyük ihtimalle Nexus'u da alacaklar şimdi. Maalesef ikisini de kaybettik. İki arkadaşımıza artık karşısında oynayan 5 arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel oyunda en azından Jinx ve Soraka'yı karakterlerin limitinde oynadılar. Ellerinden geleni yaptılar. Fakat karşı taraf gayet akıllı oynadı. Full split push yaptılar. Split push yapınca da iki kişiye karşı kazanmanız gayet yüksek bir olasılık. Şimdi bu iki arkadaşımızın yanına Jinx ve Soraka'nın yanına birini daha verip karşı tarafın liglerini arttırıp 3 ve 5 yapacağım arkadaşlar. Altın olabilir, plat olabilir. 3 ve 5 daha güzel, daha heyecanlı bir oyun izleyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi geçelim biz fütursuz iddialarımıza. Bu arkadaşımız Zed ile 1 ve 4 yaparım demişti. Dead for Kronos. Bakalım 1 ve 4 yapabilmiş mi arkadaşlar? Karşısında Cho'Gath, Zed, Lee ve Tristana var. Bakalım bu dörtlüye karşı ne yapabilecek? Cho'Gath kötü bir karşı pik olmuş. Susturması vesaire Zed için sıkıntı yaratabilir. Baksana sürekli Q, susturma, kanser.
Güzel. Bir yana girecek zannettim Ali. Yine tutturdu. Bu sefer iyi. Allah'tan kuleden tek hasarla oradan kaçtı. Üç level'a karşı 5 level yalnız. Aradaki level farkı efsane. 6 olur şimdi o. Altı level oldu artık. Zed'den korkma vakti geldi. Çünkü şimdiye kadar öldüremediler Zed'i. Zed 6 level'dan sonra canı azalttığına aynen böyle ulti atıp aradan çıkartabilir ve güzel kaçtı. Cho'Gath'ın susturması vesairesi onu engelleyemedi ve kaçtı. Burada Cho'Gath'a çok büyük iş düşüyor. Zed ultiyi attıktan sonra geriye... Ne yapıyorsun Zed? Tutuşturu attı yanına sıçrayla. Kırmızı Zed bariyeri kullandı ve kurtuldu. Zed güzel hayatta kaldı burada. Cho'Gath susturmayı yanlış zamanda kullanıyor gibime geliyor. Hani siz ne düşünüyorsunuz bilmem. Güzel Q'ları tutturuyor ama Cho'Gath. Hasara geldi Cho'Gath. Bariyer kullandı. Sıçrayı da kullandı. Bu sefer susturmayı güzel kullandı ama ikisi de ölmedi. Zed bayağı hasar verdi burada yalnız. Ben öldürür sandım. Yalan yok ama bariyeri kurtardı. Lee'nin de şu an canı çok az. Neyse ki ultisi yok Zed'in. O mavi Zed'den ulti çılgın ama bariyeri var Zed'in. Çok az canla kurtuldu. Çoğunun Q tutsa Zed ölürdü. Ama buradan da az canla kurtulmayı başardı. Cho'Gath ve Lee kaldı. Bakalım Cho'Gath ve Lee ikilisi ne yapacak Zed'e karşı? Yani 9 level olan Zed artık ürkütür. Burada Cho'Gath çok önemli. Susturmasını nasıl kullanacak bakalım. Oo, direkt girdi yalnız Zed. Lee ölmedi bu arada. Zed ölmek üzere diyecektim. Kaçtı. Bu kadar canla kaçtı. Yalnız Zed'in bir WQ'suna Lee ölür. Çok az canın Cho'Gath. Bariyeri kullandı. Öldürürüm zannetti Cho'Gath ama Zed Cho'Gath'ı da aradan çıkarttı. Zed'i bu canla ya öldürecekler ya da ölecekler. Lee vs Zed kaldı şu anda. Zed çok hasar çıkarıyor artık. Aynen dönmende fayda var kardeş. Ama Zed ulti kolluyor bak. Girecek o yani kaçış yok. Aynen beklediğimiz hareket. Lee'yi de aradan çıkarttı. Zed bu iddiasını gerçekleştirdi arkadaşlar. 1v4 oynadı. Sabırla oynadı ve 4'ünü de aldı. RP'sini de kazanmaya hak etti arkadaşımız. RP'sini de oyun içerisinden arkadaşımızı ekledim. Kendisine ilettim. Güle güle kullansın inşallah. Eğer siz de VS'lerde yer almak isterseniz yorumlarda belirtin iddianızı arkadaşlar. Bu arada LolPit VS hesabından ben iddiası olanları ekleyeceğim. Oradan daha hızlı, daha seri bir şekilde iddialar gerçekleştirebileceğiz. Ve full iddialı videolar atacağım artık. İşte her hafta bir tane olmak üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu önemli bizim için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
Thank you.